Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Sizlerle şirin mi şirin amigurumi kadife ipten ördek yavrusu öreceğiz hep birlikte. Bu çalışmayı birlikte adım adım öreceğiz. Sizlere amigurumi tekniklerini de videomda ayrıntılı olarak anlatacağım. Ve bu çalışmayı arkadaşlar dilediğiniz renklerde çeşitlendirebilirsiniz. Sizlere örnek olması açısından ben bir tane daha göstermek istiyorum. Çalışmalarınız bittiğinde de ekranda gördüğünüz bu tatlı şirin ördek yavrularına sahip olacaksınız. Ördüğünüz çalışmaların fotoğraflarını bana Instagram adresimden gönderirseniz de sizleri etiketleyerek hikayemde paylaşacağım. Kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bırakıyorum. Orada bulabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin ördek yavrularını örmeye başlayalım. Kol örerek çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öreceğiniz parçanın bir örneği bu. Ben bir tanesini ördüm, hazırladım. Siz bir adet daha örersiniz. Ben şimdi size nasıl örüleceğini öğreteceğim. Şimdi sihirli halka yaparak başlayacağız. Fakat kadife iplikte sihirli halka yapmak güç olduğu için size daha farklı bir yöntem öğreteceğim. Ben sağ elle ördüğüm için ipliği sol işaret parmağıma doluyorum. Serçe parmağıyla da ipi sıkı tutuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kaymasını önleyin. Böyle bir denge kurmanız gerekiyor. Şimdi zincir çekeceğiz. Tığ dolayalım ipliğe. İplerin kesiştiği noktadan tutuyorsunuz. Bırakmayın. Şimdi tekrar ipi alacağım ve bu halkanın tığın üstünde sarılı olan halkanın içinden geçireceğim. Şimdi ipi alıyorum. Çekeceğiz kancayla. İçinden geçiriyoruz. Sol elinizi bırakmıyorsunuz. Çekiyorum. Hala bırakmayın. Bakın bu kısımda ip kısaldı. Orayı birazcık uzatmamız gerekiyor. Burada da ipi tutuyorum ki kaymasını engellemek için. Şimdi tekrar aynısını yapacağım. İpi alacağım ve içinden geçireceğim. Şimdi bırakabilirim. Şimdi bu kısa ipi biraz çekelim. Çok değil, çok sıkmayın. Şimdi bir zincir daha çekeceğim. Tekrarlayacağım. İpi alacağım ve kancayla bu tığın üstünde sarılı olan halkanın içinden geçireceğim. Bakın ipi alıyorum, çekiyorum, geçiriyorum. Böylece iki tane zincir çekmiş olduk. Bakın bir, iki. Şimdi ikinci zincirin içerisine öreceğiz. İkinci zincirin içine tığ batırıyorsunuz. İpi alıyorsunuz. Tığımızda iki tane ilmek var. Şimdi tekrar ipliği alacağım ve bu iki ilmeğin içerisinden geçireceğim. Alıyorum, çekiyorum. Bu bir. Şimdi bunu tekrarlayacağız arkadaşlar. Üç tane daha öreceğiz. Yani toplamda ikinci zincirin içerisine dört tane sık iğne öreceğiz. Şimdi tekrar tığ aynı yere, aynı zincirin içerisine batırıyoruz. İpliği arkadan alıyorum ve çekiyorum. Tığımda 2 ilmek var. İpi alacağım, ikisinin içinden geçireceğim. 2. Bir tane örmüştüm, bu 2 oldu. Şimdi bir tane daha örüyorum. 3. Bir tane daha örüyorum. Bu da 4. Şimdi birazcık çekebiliriz bu ipi. Biraz sıkıştıralım burayı. Böylece ilk sırayı örmüş oluyorum. Şimdi bu çalışmayı spiral öreceğiz arkadaşlar. Şimdi spiral örerken de arkadaşlar işaret kullanmamız gerekiyor. Çünkü sıranın başını kaybetmemeliyiz. Ben işaret olarak kısa bir iplik parçası kullanıyorum. Bu parçayı sıranın başına bu şekilde yerleştiriyorum. Burası benim sıra başım. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Yani iki tane örüyoruz. Buna aynı zamanda arttırma diyoruz. Şimdi
Burada bel şeklinde dikişler var arkadaşlar. Kadife ip de pek görünmüyor. Bu V şeklindeki dikişin altından tığ geçireceksiniz. Mesela küçük bir örnekte göstereyim. Bakın bu şekilde V şeklinde dikişler olacak. Bu dikişin altından tığ geçiriyorsunuz. Yani biz bu dikişlerin içerisine öreceğiz arkadaşlar. Şimdi her dikişin içerisine çift öreceğiz. 1, bir tane daha aynı yere, 2, birinci çifti ördüm. Şimdi ikinci çifti öreceğiz. 1, aynı yere bir tane daha örüyorum, 2. Şimdi üçüncü çifti öreceğim ve dördüncü çifti örüyorum, 1, 2 ve sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 8 adet sık iğne örmüş olmalısınız. İşareti alıyoruz. Sıranın başına yerleştiriyoruz. Yani toplamda 8 adet dediğim şöyle arkadaşlar. Burada gördüğünüz V şeklindeki dikişleri saydığınız zaman toplam o sırada 8 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi 3 sıra öreceğiz. 3 sıra. Her sırada 8 adet sık iğne öreceğiz. Devam edelim. Bu birinci sıramız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu da 8. Şimdi devam ediyoruz. İkinci 8 tane sık iğneyi öreceğiz. Şimdi bakın işaret burada olmalı. Doğru ördün anlamına geliyor. Şimdi buradan başlıyorsunuz örmeye. Yani işaretin bulunduğu delikten yeni sırayı örmeye başlıyorsun. İkinci 8 taneyi öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şu ipi içeriye ittirmek istiyorum. Örgümü engellemesin. Şimdi bir sıra daha 8 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Böylece 3 sıra her sırada 8 sık iğne olacak örgümü tamamlıyorum. Şimdi işareti de alıyoruz arkadaşlar. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Sırada gövde var arkadaşlar. Kafa ve vücudu birlikte öreceğiz. Ayrı ayrı örüp dikmiyoruz. Yine iki zincirle çalışmaya başlayacağız. 1 2 Şimdi ikinci zincirin içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Şimdi biraz sıkıştırabiliriz bu ortayı. Çekebiliriz çekebildiğimiz kadar. Birinci sırayı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi işaret kullanacağız. İşareti sıra başına yerleştirelim. Şimdi ikinci sırada her dikişin içine çift öreceğiz. Birinci çifti örüyorum. Bir, aynı yere bir tane daha. İki, böylece birinci çifti ördüm.
Şimdi ikinci çift öreceğim. 1, 2, devam edeceğim. 6 tane çift toplamda örmeniz gerekiyor. Bu üçüncü çift. Dördüncü çift. Beşinci çift. Sonuncuyu öreceğim. Altıncı çift. Sıranın sonuna geldim. İşaret buradaysa doğru ördün anlamına geliyor. Toplamda da 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. İşaret sıranın başına yerleştiriyorum. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. Bir tane tek öreceğiz. Bir. Yanındakine çift öreceğiz. Yanındakine, bakın bir sonrakine iki tane aynı yere iki tane. Bir aynı yere. İki. Yanındakine bir tane. Bir. Sonrakine iki tane çift örüyoruz. Farkındaysanız burada tekrarlayacağımız bir grup var. Tek çift, tek çift, tek çift. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tane tek. Sonrakine çift. Bir, iki. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir, İki, bir tane tek, bir çift. Bir, iki, bir tek, bir çift. Bir, iki. Sıranın sonuna geldim. Toplamda da dikişleri saydığınız zaman 18 adet sık iğne örmüş olduk. Şimdi işaret sıranın başına yerleştiriyorum. İki tane tek tek örelim. 1, bir tane daha. 2, bir tane çift öreceğiz. 1, 2, iki tane tek tek örüyoruz. 1, 2, bir tane çift örüyorum. Hep bu grubu tekrarlayacağız. 2 tek, bir çift. 1, 2, bir tane çift. 1 yanındakine 2 bir tane çift. 1 2 bir tane çift. 1 2 bir tane çift. Ve sırayı tamamlıyorum. İşaret buradaysa sıranın sonuna da geldik arkadaşlar. Şimdi işareti tekrar sıranın başına alalım. Şimdi 3 tane tek tek öreceğiz. 1, 2, 3. Tek tek. 1, 2, 3. Bir tane çift örüyoruz. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 3 tek. 3, bir tane çift örüyoruz. 1, 2, 3 tek. 2, 3, bir tane çift. 3 tane tek. 1, 2, 3, bir tane çift örüyorum. 3 tek, 1, 2, 3, bir tane çift. 3 tek, 1, 2, 3, bir tane çift. Sıranın sonuna bakın geliyorum. Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra arkadaşlar artık çift örmüyoruz. 4 sıra öreceksiniz. Her dikişin içine bir tane örüyorsunuz. Ben de kamera arkasında öreceğim. Her dikişe bir tane. Her sırada da 30, 30, 30 ve 30 adet sık iğne öreceğiz. Tek tek örüyoruz.
Yani toplamda şöyle söyleyeyim. 4 sıra 30'ardan 120 adet sık iğne öreceğiz. 120. sık iğneye geldiğinizde arkadaşlar burada olmanız gerekiyor. Kaydırmayın. Sıraların başına da işaret koyun. Hani atlarsınız, bu delikleri atlayıp yanlış örebilirsiniz. O nedenle benim tavsiyem her sırada işareti koyun, 30 tane örün. İşareti koyun, 30 tane örün. Şimdi 4 sıra örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Evet, 4 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. Bakın 4 sıra ördüm. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 10. sıraya geliyoruz. Yeni sırada azaltma nasıl örülür? Sizlere bu tekniği öğreteceğim. Şimdi yeni sırada ne yapacağız? 2 tane tek tek öreceğiz. 1, 2. Tek tek örün. 1, yanındakine 2. Şimdi azaltma yapacağız. Şimdi bir sonraki dikişin içerisine tığ batırıp ilmek alın. Tığ batırıyorum, ilmek alıyorum. Sonraki boş dikişin içine tığ batırıp bir ilmek daha alın. Tığ batırıyorum, bir ilmek daha alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Şimdi ipi alacağım ve üçünün içinden geçireceğim. İpi alıyorum, üçünün içinden geçiriyorum. Buna azaltma diyoruz. 2 tane tek tek şimdi öreceğiz. 1 2 1 tane azaltıyoruz. Sonraki 2 delikten birer ilmek aldım, topladım. Şimdi 2 tane tek tek örelim. 1 2 Şimdi bir tane azaltacağım. 2 ilmek toplayacağım. Şimdi 2 tane tek tek öreceğiz. 1 2 1 tane azaltıyoruz. 2 tane tek. 1 tane azaltma. 2 tane tek örüyorum. 1 2 Şimdi bir tane azaltacağım. 2 tane tek tek örüyorum. 1 tane azaltacağım. Şimdi sonda 2 tane boşta dikiş kaldı. Bir tane daha azaltacağım. Bir azaltma daha yapacağım ve sırayı bitireceğim. Toplamda da 22 adet sık iğne örmüş olduk. Bakın çalışmanızın şekli de böyle olacak. Şimdi 11. sıraya başlıyoruz. 11. sırada tekrarlayacağımız bir grup var arkadaşlar. Bunu sıranın sonuna kadar tekrarlayacağız. Şimdi bir tane tek öreceksiniz. Bir tane arttıracağız. Yani aynı yere çift 2 tane öreceğiz. 1, bir tane daha. 2. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift. Ben bir tane daha örnek öreceğim. Şimdi bir tane tek öreceğiz. Sonraki, bakın bir sonraki boş dikişin içerisine bir tane tek öreceğiz. Bir sonrakine buraya çift öreceğiz. Şimdi bunu tekrarlayacağız sürekli. Sıra sonuna kadar. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, bir tek ve bir çift örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bakın çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 12. sırayı öreceğiz. 12. ve 18. sıralar arası toplam 7 sıra öreceğiz. 7 sıra düz örüyoruz. Arttırma, azaltma yapmıyoruz. Her sırada 33 tane sık iğne olacak. Çünkü bu ördüğümüz sırada 33 tane sık iğne ördük toplamda.
Şimdi bundan sonra 7 sıra. Her sırada 33, 33, 33 devam edeceğiz. 7 sıra öreceğiz. Ben de kamera arkasında öreceğim. 7 sıra örüyoruz. 7 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 7 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi geliyoruz yeni sıraya. 19. sırayı öreceğiz. Bu sırada tekrarlayacağımız bir grup var. Şimdi tek tek 2 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 Şimdi bir tane azaltma öreceğiz. Azaltma nasıl örülür? Şimdi sonraki dikişe tığ batıralım, ilmek alalım. Bir sonraki boş dikişe tığ batırıyoruz, ilmek alıyoruz. Tığda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyoruz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi bu ördüğümüz grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azaltıyorum. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azalt. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azaltıyorum. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azalt. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azalt. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azalt. 2 tane tek. 1 2 Bir tane azaltıyorum. Şimdi bir tane tek öreceğim ve sırayı bitireceğim. Sırada toplam 25 adet sık iğne olacak. Sıranın da sonuna geldim. Şimdi yeni sıraya, yani 20. sıraya başlayacağız. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane azalt. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacaksınız. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir tane azalt. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. Sıranın sonuna geldiğinizde de bir tane sık iğne örüyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 17 adet sık iğne olacak. Şimdi bundan sonra artık arkadaşlar kapatma yapacağız. Bu deliği kapatana kadar azaltma yaparak kapatıyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hep azaltma yapıyorsunuz. Sıranın sonuna ve bu delik kapanana kadar azaltma yapacağız. Üçüncü azaltmam. Dördüncü azaltmam. Ve beşinci azaltmam. Şimdi bu 5. azaltmada bir duralım. Evet, çalışmayı bu şekilde katlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şu an bu aşamada kilitli gözleri takmamız gerekiyor. Nereye takacağız? Şimdi 5 tane azaltma yaptık. Kaldığımız nokta burası. Buradan katlıyorsunuz. Şöyle. Şimdi üstten sayıyorsunuz sıraları.
hangi sıraların arasına yerleştireceğimizi söyleyeceğim size. Burası başlangıç. 6 sık iğne başlangıcımız. 1 diyoruz bu sıraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıralar arasına şöyle ortalıyorsunuz. 7 ve 8. aralar arasına ilk gözü takıyoruz. Sonra ilk gözü taktıktan sonra sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. deliğe de diğer gözü takıyorsunuz. Gözlerimiz burada arkadaşlar. Vidalı göz kullanacağım. Şöyle işaretlediğimiz noktayı alıyorum. İlk gözü buraya takıyorum. Diğer gözü de dediğim gibi sayıyorsunuz delikleri. Bu şekilde takıp hazırlıyoruz. Şimdi arkalarını kilitleyebiliriz. Çalışmamız bittiğinde bakın gözlerin arasındaki boşlukta böyle gözükecek. İçini doldurduktan sonra. Şimdi arkalarını kilitleyelim. Evet, kilitli gözleri taktıktan sonra da içine elyafla dolduralım. Evet, içine doldurdum. Kapamaya devam edeceğim azaltmalara. Tam kapamadan evvel biraz daha elyaf ilave edeceğim. Şimdi 5 tane azaltma yapmıştık. Devam edelim. Bu 6. azaltmamız olacak. Yedinci azaltma. Sekizinci azaltma. Dokuzuncu azaltma. Onuncu. Kapatana kadar devam edeceğiz. Şimdi biraz daha elyaf ilave edelim. Evet, biraz daha ilave ettim. Şimdi devam edeceğiz kapamaya. Burayı tamamen kapatana kadar azaltıyoruz. Evet, bir tane daha. Burayı da kapatalım. Şimdi bir sonrakine bir zincir kaydırma öreceğim. Şöyle ipliği keselim. Çok uzun kesmeyin. Bu kadar yeterli. Kısa da olmasın. Çekeceğim. Şimdi ne yapacağız? Bu ipliği iç tarafa çekmemiz gerekiyor kaybetmek için. Şimdi tığınızı uygun bir noktadan bu şekilde geçirin. Bu ipi de alalım. İçeriye çekelim. Evet. Böylece gövde parçasını arkadaşlar örmüş ve hazırlamış oluyoruz. Kolları örmüştük. Gövdemiz de hazır. Şimdi sırada şapka var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.